Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Esma Gitmişoğlu. Bugün sizlerle esneme ve aksırma yani hapşırma adabını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle adab-ı muaşeret ne demek, edep ne demek bir bunlara göz atalım arkadaşlar. Adab, edep kelimesinin çoğul şeklidir. Edep ise toplumca kabul görmüş, geleneklere uygun davranma demektir. Muaşeret ise birlikte yaşayan insanların iyi ilişkiler içinde olmalarını, nazik ve kibar davranmalarını sağlayan bilgilerdir. Adab-ı muaşeret ise en genel manasıyla görgü kuralları demektir. Esnemek nedir? Hapşırma nedir? İnsan neden esner? Hapşıran kişiye neden ne denir? Namazda esnemeyi engellemenin yolları nelerdir? İşte İslam'da esneme ve hapşırma adabı. Öncelikle esnemek, uykusuzluk, yorgunluk veya can sıkıntısı sebebiyle kişinin gayri irade, kendi isteği dışında ağzını açarak uzunca nefes alıp vermesidir arkadaşlar. Bu hal bir bakıma dalgınlık ve gaflet göstergesidir. Hapşırma neden olur? Hapşırmanın faydaları nelerdir? Halk arasında hapşırma diye bilinen aksırma ise nefes kaslarının basınçlı hareketiyle kişinin içerisindeki havayı bir anda ağız ve burun yoluyla şiddetli bir şekilde dışarı atmasıdır. Aksırmak vücutta meydana gelen bir zorlama sonucu olur ve bu ihtiyacı duyan kimse aksırdığı an ferahlar. Dolayısıyla bu durum esnemenin aksine vücut için bir zindelik vesilesidir. Hapşırmak Allah'tandır. Resulullah aksırmanın Allah-u Teala'nın hoşlandığı bir durum olduğunu bildirmiş, esnemenin ise şeytandan geldiğine dikkat çekerek, biriniz esneyeceği zaman gücü nispetinde onu gidermeye çalışsın. Ağzını açarak hah demesin. Çünkü bir kimse esnediğinde şeytan ona güler diye buyurmuştur Efendimiz. Yine başka bir rivayette ise biriniz esnediğinde eliyle ağzını tutsun. Zira şeytan onun ağzına girer diye buyurmuştur. Esnemenin nedenleri nelerdir? Hadis-i şerifte şeytandan geldiğine dikkat çekilen esneme genellikle çok yiyip içmek, karnı tıka basa doldurmak, hareketsizlik ve uyku halinin öne geçme gibi durumlardan kaynaklanır. Ayrıca esnemeye sebep olan durumlardan her biri şeytanın hoşlandığı işlerdir. Bu sebeple esnemek uygun bir davranış değildir arkadaşlar. Mümkün mertebe önüne geçilmesi, her şeye rağmen engellenemediği durumlarda ise ağzın el ile kapanması gerekir. Namazda esnememek için ne yapmalı? Gaflet sebebiyle meydana gelen esnemeden kurtulmanın değişik yolları vardır. Özellikle namazda esnememek için şu hususlara çok dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Tuvalet adabına riayet etmek, her namaz için yeni bir abdest almak, iftitah tekbiri alırken elinin tersiyle masivayı arkaya attığının farkında olmak. Yani arkadaşlar masiva burada tasavvufta kullanılan bir kelimedir. Dünya, kainat, tasavvufta alem. Yani Allah'tan başka her şey demektir. Huşu içinde namaz kılmak. Buna örnek verilebilir. Eûzü besmeleyi şuurlu bir şekilde söylemek. Bunların belli başlı maddeleridir arkadaşlar. Hapşırma adabı. Allah-u Teala'nın kullarına bir ihsanı olduğu anlaşılan aksırmanın adabıyla alakalı Resulullah'ın tavsiyeleri şöyledir. Sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin. Kardeşi veya arkadaşı da ona yerhamükallah, Allah sana rahmet etsin diye mukabelede bulunsun. Aksıran ise yani hapşıran ise yehdina ve yehdikümullah, Allah bizleri de sizleri de hidayet üzere bulundursun diyerek karşılık verilir.
Resimde de görüyorsunuz arkadaşlar, hapşırırken nasıl hapşırmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiği. Şu an hapşırdığımız zaman elimizle ağzımızı kapatmıyoruz. Kağıt mendil varsa kağıt mendili hapşırıyoruz. Kağıt mendili çöpe atıyoruz kullandıktan sonra. Kağıt mendilimiz yoksa dirseğimizin arasına hapşırabiliriz arkadaşlar. Aksıran kişiye, yani hapşıran kişiye ne denir? Aksırma beyin, burun ve boğazla alakalı ise de gerçekte bütün uzuvlar ondan etkilenir. Yani bedenimiz ondan etkilenir ve sarsılır. Neticede bu durum vücut için zindelik ve sağlık vesilesi kabul edilir. Sağlık ise en büyük nimettir bizim için. Her nimete hamd ve şükür gerekir. İşte bu sebeple aksırma nimetine karşı da Allah'a hamd edilir. Hamd eden kişiye yanındaki mümin kardeşi yerhamükallah diye dua etmesi tavsiye edilmiştir arkadaşlar. Aksırdığında, yani hapşırdığında hamd etmeyene ise mukabelede, yani duada bulunmaya gerek yoktur. Nitekim Enes radıyallahu anhu diyor ki, Nebi'nin yanında iki kişi aksırdı. Efendimiz onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine ise demedi. Kendisine yerhamükallah duası yapılmayan kişi, ya Resulallah, filan kimse aksırdı. Ona yerhamükallah dediniz. Ben aksırdım, benim için bunu söylemediniz deyince Efendimiz o kişi elhamdülillah dedi. Sen ise bunu söylemedin diye buyurdu. Efendimizin burada elhamdülillah diyen kişiye mukabelede bulunması o kişinin hamd şuurunda, yani şükür şuurunda olduğundan dolayıdır arkadaşlar. Diğeri ise bu şuurdan uzak olduğu için duadan mahrum kalmıştır. Nezle olmanın belirtisi. Nezle sebebiyle çokça hapşıran kimseye her hapşırmasında mukabele edilmesi gerekmez. Zira hadis-i şerifte bu duruma şöyle açıklık getirilmekte arkadaşlar. Kardeşine 3 kez yerhamükallah de. Şayet 3'ten fazla hapşırırsa artık o nezle olmuş demektir. Diğer taraftan toplumumuzda aksırana çok yaşa diyen ve bunun karşılığında sen de gör diye mukabelede bulunanlar vardır. Bu günlük hayatımızda da çok yaygındır. Bunlar da karşıdaki insan için iyilik temennileridir. Ancak mana açısından çok zayıf kaldıkları için bu tür ifadelerin sünnette tavsiye edilen duaların yerini tutmayacağı da bir gerçektir arkadaşlar. Bütün bunlarla birlikte aksırma esnasında, yani hapşırma esnasında kişinin eliyle veya bir mendille ağzını kapatması ve aşırı derecede ses çıkarmaması sünnete uygun bir davranış. Daha önce de bahsetmiştik arkadaşlar, hapşırmamız gerektiğinde neler yapmamız gerektiğine dair. Kolumuzun içine, dirseğimizin içine de hapşırabiliriz diye göstermiştik. Zira Efendimiz aksırırken ağzını bazı kere eliyle, bazen de bir mendille kapatır ve sesini de oldukça kısardı. Aksırma, yani hapşırma esnasında vücudun hayatiyetini sağlayan kalp bir anlığına durup tekrar çalıştığından dolayı insanın ölüp tekrar hayata dönmesi bahis mevzudur burada. Bu şuurla yapılan hamd, yani şükür, daha derin bir anlam kazanmaktadır arkadaşlar. Gelelim boşlukları beraber doldurmaya. Hazırsanız başlayalım. Nokta 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 vücutta meydana gelen bir zorlama sonucu olur. Buraya ne gelmeli arkadaşlar sizce? Zorlama sonucu ne oluyor vücudumuzda? Aksırmak, yani hapşırmak. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifiyle devam ediyoruz. Biriniz nokta 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 eliyle ağzını tutsun. Zira şeytan onun ağzına girer. Biriniz esnediğinde eliyle ağzını tutsun. Zira şeytan onun ağzına girer diye buyurmuştur Efendimiz. Sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin.
kardeşi veya arkadaşı da yani duyan kişi ne diyecek? Yerhamüke Allah diyecek diye duada bulunsun. Aksıran kişi yani hapşıran kişi de ona karşılık olarak Yehdina ve Yehdükümullah diye yazalım. Diye karşılık versin. Nokta nokta engellenemediği durumlarda ağzın el ile kapatılması gerekir. Hangi durumlarda elimizle ağzımızı kapatmamız gerekiyordu arkadaşlar? Esnemenin engellenemediği yani esnediğimiz zaman değil mi? Geçelim arkadaşlar doğru ve yanlış şıklarımıza. Hazırsanız buna da devam ediyorum. Esnemek uykusuzluk, yorgunluk veya can sıkıntısı sebebiyle oluşabilmektedir. Evet arkadaşlar, esnemenin nedenlerinden bazıları bunlardır. Hapşırma, nefes kaslarının basınçlı hareketiyle kişinin içindeki havayı ağız ve burun yoluyla dışarı atmasıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Aksırma esnasında yani hapşırma esnasında kişinin eliyle veya bir mendille ağzını kapatmasına gerek yoktur. Sizce doğru mu arkadaşlar? Hayır tabii ki yanlış. Aksine ağzımızdan çıkan virüslerin etrafa yayılmaması gerekiyor. Bizdeki virüslerin başka insanlara da bulaşmaması için dirseğimiz veya kağıt bir mendille onun içine hapşırabiliriz arkadaşlar. Her ortamda dikkat etmeden esnemekte sakınca yoktur. Hayır arkadaşlar, yanlış tabii ki. Her ortamda değil, esnememiz geldiğinde elimizden geldiğince engel olmaya çalışacağız. Engel olamadığımız durumda ise elimizle ağzımızı kapatacağız. Esnemek dalgınlık ve gaflet göstergesidir. Doğru arkadaşlar, esnemek dalgınlık ve gaflet göstergesidir. Evet arkadaşlar, bizleri Instagram ve Twitter adresimizden Eskev Altdire Akademi olarak YouTube kanalımızdan da Eskev Akademi YouTube kanalımıza da abone olup videolarımızı izleyip beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.